abi. Çoğu dokunmatikler zaten Çin malı, Kore malı dokunmatikler bozuluyor, çabuk bozuluyor. Ağızda yaptığımı da tamirci geçsem bile tamirci yüzü dönüp yüzüne bakmıyor. Normalde orijinal Nokia malı kullanmayı tercih ederim. Yani alo desin yeterli yani. Zaten 1,5 milyarı bulup da telefona veremem. Kullanılacak bir mal da değil yani. Kaçak malların çoğu bu genelde bozuluyor, arıza yapıyor. Yangın çıkma ihtimalleri çok. Bataryanın patlaması çok yani. Şarj makinesinin patlaması vesaire vesaire yani. Çoğu günden de yani televizyonda seyredebiliyoruz yani. Kullanmam da çocuklarıma da kullandırmam. Çakma telefon kullanmam. Ya belli olmaz çünkü yani ne çıkacağı. Salatalık çıkabilir. Telefon da çıkabilir ama yani öyle sağlam bir telefon olacağını sanmıyorum. Anan diyor paramı basar orijinal alırım. Çevremde çakma telefon kullanan var. Yani 2005 yılında. Annem evde çakma telefon almıştık. Memnun değildik ama uzun süre çalıştı yani. 7 yıl falan kullandık o telefonu. Güvenlik sorunu yaşamadık yani ama sorun da olmadı zaten. Telefon hiç bulunmadı. Yok, kesinlikle kullanmam yani. Ne de şimdi Türkiye'de diyelim dünyada yani o kadar dolandırıcılık, o kadar sahtecilik olduğu bir ülkede yani resmi ve doğal yollar dururken garantili bir ürünler en azından şey yapıldığı zaman arkasında yani çünkü sana ait olduğunu belirten faturalı bir ürün dururken ucuza alıp da 2 gün sonra elinden alınması gerekirken kesinlikle yani resmi yoldan gerekli olan ne şey varsa tabii onları tercih ediyorum. Ya tabii her şeyin yani ucuzda diyorlar ya vardır bir illet, pahalına vardır bir kıymeti değil. Biz yani pahalı olsun, iyisi olsun, kafamız ağrımasın istiyoruz yani. Asla, kesinlikle kullanmam yani. Ya arıza çıkıyor, bir şey çıkıyor. Hele şu kanalların yapmış olduğu şey, hani televizyonlarda görüyorsunuz zaten hıyar çıkıyor, ne bileyim, salatalık çıkıyor, kabak çıkıyor, yani değişik şeyler çıkıyor. Ya bir kere sipariş verdik, iPhone 4 yollayacağını falan söyledi arkadaş. İyi dedim yolla bakalım bir, yolladı. Ya yani kutuyu bile açmadım yani. 200 lira şeyi varmış, yani sözde bana hediye yollayacaktı bunu. Vergisi varmış 199 lira. Biz de dedik yani işte kargo bedeli falan filan. Yani tavsiye etmiyoruz öyle bir şey. Hiçbir markanın hiçbir şeyin yani o fiyata alınmayacağını herkes biliyor yani. Türkiye şartlarında 200 liraya bir iPhone alamazsın. Ne bileyim bir S4 alamazsın, bir S5 alamazsın yani. Ha olmayan, parası olmayan insanlar için uygun. Yani alamayacak güçte durumda olan insanlar var. Onlar için uygun. Yani onlar kullanabilir. Kullanmam. Çünkü kullandım pişmanım. Sipariş etmedim. Babam almıştı. İlk telefonumdu. Trident'ti galiba markası. Pişmanım yani. Kullanmak istemiyorum. Ne oldu? Kamerası bozuk. Yani nasıl bozuk? Kalitesiz. Ve müziği falan hiç iyi değildi. Ayrıca yani ışığı falan da hiç güzel değil. Benim telefonlarda takıntım olan şey parlaklıktır. Parlaklığı olmazsa zaten telefon kullanmayı da sevmiyorum. Öyle. Bir ay içinde yani çöktü. Aramalar falan olmuyordu. Mesela biri aradığı zaman sesler bozuluyordu. Robot sesi gibi çıkıyordu. Mesela bu telefonu, markasını söylemeyeyim, orijinal bir buçuk yıldır kullanıyorum. Memnunum. Kullanmak tercihim değil. Çünkü uzun süreli değil. Bir süre sonra kesinlikle bozulma ihtimali var. Birçok yere boşu boşuna para vereceğime daha çok orijinali tercih ediyorum. Uzun yıllar kullanabileceğim bir orijinal mal. O yüzden çakma telefon alıp boş yere para harcamak yerine orijinal alıp uzun ömürlü kullanabilirim diye düşünüyorum. Direkt yöneldiği şey çakma telefon. Çakma telefonu bir süre sonra bozulduğunu bilerek alıyorlar çünkü maddi durumları iyi değil. Ama bu böyle devam ederken farkında değiller ki orijinal mal alsalardı eğer baştan maddi durumları iyi olsaydı bayağı büyük bir maddiyatın, maddi kaybın önüne geçeceklerdi. Ama değil. Günümüz zaten hastalıklarla dolu. Şu an kanser ön safhada. Bunlarla beraber çakma telefonlar daha çok radyasyon yayıyor zaten. Ama insanlar bu kadar bilinçli değil. Sadece orijinal telefon muhakkak o da radyasyon yayıyordur. Ama çakma telefon sonuç olarak. Çakma telefon kullanmayız ya. Çünkü bizde para var gideriz orijinalini alırız. Garantili KVK'dır, Genpa'dır bilmem nedir. Millet alıyor içinden salatalık çıkıyor bilmem ne çıkıyor falan filan. Tıraş onların hepsi ya. Ya bizde para var. Herkes duysun. Düzgün olursa kullanılır ya. Niye kullanılmasın? Bazen de ama düzgün olacak yani. Şimdi şansası. Çakma demek ne demek biliyor musun? Şans demek yani böyle. Şansın varsa düzgünü denk gelir. Şansın yoksa yani alırsın çöpe atarsın. Çakma çünkü ismi üstünde. Yeni televizyondan sipariş verdin. İçinden salatalık çıktı abi. Ne yapacaksın? Eyvah. Tuzlarız onu yeriz. Bir duble rakı gider onlardı. Yapacak bir şey. Bir duble rakı gider vallahi. Abi almayacaksın öyle şeyler ya. Almayacaksın kardeşim. İçinden çıkmıyor. Şimdi bize istedik burada adam bir geldi kutu. Ana kutuyu aldım böyle bakıyorum kutu boş. Parasını istiyor bir de benden. Dedim kardeşim aç içinde ne varsa dedim bir bakayım yani. Bu içi boş bunun ya. İçine kağıt koymuş bir tane tamam açtı çocuk. Gönderdik geriye gitti tabii. Ne para verdik ne bir şey. Yani alınmaz öyle. Bunlara rağbet göstermesin halkımız.
böyle şeylere, marka güzel yerler var. Git düzgünce yap taksitle alışverişi. Param bayağı kadar basit yani. Hiç boşu boşuna saçını yolma. Kullanmam abi. Dandik oluyorlar, hemen ömrü bitiyor. Ya hiçbir güvenlik sorunu yok da çok dokunmatiği falan dandik, ne bileyim. Arama sesidir, şudur budur. Çok radyasyon yaratıyor zaten. Zararlı. Yani biraz daha para verip daha iyisini almak şart ediyorum. Kullanmam. Çünkü aldığım hizmetlerin kalitesi düşer. Birincisi, ikincisi kullandığım telefondan memnunum şu anda, orijinal. Onu kardeşim aldı maalesef. Aldığı telefon üzerinde bir markası yok, şarj aleti yok, garanti belgesi yok. Bu postaneden teslimat falan yapılıyor. Maalesef öyle bir hasar benim de ailem düştü. Ama siyah istedi, beyaz çıktı, üzerinde marka yok. Hiçbir bilgi yok yani. Kullanmam abi, çünkü flaşı az yanıyor abi, Çin olduğu için. Bazen şebeke sorunu yaşanıyor. Çok çok sıkıntısı var abi yani. Maket çıkan da oluyormuş, maket çıkıyor. Ben abi evde, benim babam el koydu. Vallahi derse kafamı veremiyorum abi. Asla kullanmam. Kullananlara da zaten tavsiye etmiyorum ailemden. Bana genelde sorular geliyor işte, ne alalım? Bu bütçe, şu kadar bütçemiz var. Nasıl alalım, ne kullanalım diye. Asla tavsiye etmiyorum. Hani fiyat aralığında daha düzgün telefonlar tavsiye etmeye çalışıyorum. Çünkü telefonların bildiğim kadarıyla SAR değerine dikkat edilmiyor. O tür telefonların. O da kansere ulaşabiliyor. Aynı zamanda şarjdayken patlama durumları falan. Yani sağlıklı değil diyebiliyorum. Herhangi bir garanti servisi olmadığı için tamirleri de zor. Zaten almak hiç mantıklı değil. Bozulduğu zaman masraflı. Çakma telefon kullanırım. Çünkü ekonomik durumlar Türkiye'de belli. Ondan sonra durumlar kırık olduğunda ne yapacaksın? 2,5 milyarlık telefon alıyorsun 300 milyona. Falan kişinin S5'i var. Durumu iyiyse iyisini alıyor. Durumu yok, ne yapacak? Çakmasını alacak. Hem güvenli değil, hem de arızası çıktığı zaman bir garantisi yok, bir şey yok. Parçası yok, cartı yok, cürtü yok. At çöpe gitsin. 200 liralık telefon dediğin gibi bir tane. Ne mi? İBAN mı? İBAN mı? Ne boktur? Onu çakıyorlar. Ya işte bak şimdi, benim kafamda kitle var. Bak şimdi. İyi bir konuya değindim. Benim kafamda kitle var. Doktor bana dedi, öleceksin dedi. Ben dedim ne öleceğim ya, organlarımı da bağışlayayım. Ne diyorsun? Kalk kalk kalk, gülmeye başladılar. Şimdi ben kendimi pozitif hissediyorum. Neyse, konumuz o değil. Telefonu zaten kulağa koyduğun zaman, hangi telefon olursa olsun, radyasyon beynine dalga gönderiyor. Bunu kulaklıkla daha güzel hallederiz kullandığımız zaman. Ama radyosun çakma telefonlarda da daha yüksek bence. Neden diyeceksin? Onun içine yerleştiriyor zakazu kadar var ya, fazla. Çünkü niye? Çakma olduğu için fazla sinyal versin, fazla şey yapsın diye milleti mahvediyor. Yapmayın kardeşim. Böyle şeyler iyi bir şeyler değil. Böyle şeyleri yapmayın. Yasa dışı işler yapmayın. Gayri resmi iş yapmayın. Resmi olsun her şey.